Sağlıklı diyet listesi kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Çünkü kişinin cinsiyeti, yaşı, boyu, kilosu ve metabolizmasının hızı bunda önemli faktörlerden birkaçıdır. Kişiden kişiye değiştirmesinin sebebi de herkesin bazal metabolizması birbirinden farklı olabilir. Bu bazal metabolizma hızına göre, erkek ya da kadın olmasına göre, dediğim gibi boyuna, yaşına göre birçok değişiklik gösterebilir. Ve kişinin özellikle sosyal yaşantısı, iş koşulları, çevresel faktörler, bunların hepsi göz önünde bulundurulmalı ve yasak kavramından uzak bir diyet listesi oluşturulmalıdır. Tabii bunun içerisinde daha önceden bahsettiğim gibi 4 ana besin grubunun içerisinde yer alması gerekir. Öğün düzeninin belirlenmesi gerekir. Örneğin gene kişinin iş koşulları da ya da ev koşulları ya da çevresel koşulları göz önünde bulundurularak en az gün içerisinde 4 öğün beslenme mantığı mutlaka oluşturulmalıdır. Bunun haricinde sebze ve meyve ağırlığı mutlaka olmalıdır. Tek düze bir beslenme mantığı içermemelidir. Yani aynı besin gruplarından ya da aynı besinlerin tüketildiği bir diyet şeklinde olmamalıdır. Mutlaka içerisinde günlük düzene aktarılacak şekilde daha öncesinden bahsettiğimiz besin grupları içerisinde yer almalıdır diyebiliriz.